2014 yılı Mayıs ayında Suriye'deki iç savaştan kaçarak İnegöl'e yerleşen Abdullah Yusuf ve Mine Şevki çiftinin bebekleri Medine Nur, 2015 yılı Temmuz ayında İnegöl Devlet Hastanesi'nde dünyaya geldi. Ancak Medine Nur bebeğin İnegöl Devlet Hastanesi'nde yapılan tetkikleri sonucunda beyninin sol tarafının gelişmediği ortaya çıktı. Hastalığı beyninin yarısı zayıf. Onun için kaslar hareket etmiyor. Yani hareket edemiyor. Vücutta hareket hiç yok. Daha sonra Bursa 4 Çelik Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen küçük Medine 40 gün boyunca burada tedavi gördü. Ben Abdullah Yusuf. Suriye'den yaklaşık 1,5 sene oldu geldim. Burada kızımız Medine Nur doğdu. Bir kızımız oldu Allah'a şükür. Rahatsız doğdu yani. Doğumdan rahatsız doğdu. Onu hastanede, İnegöl Devlet Hastanesi'nde 2 hafta yatırdık. Ondan sonra sevk ettiler. Bursa 4 Çelik Hastanesi'nde. Orada da devam etti tedavisi 40 gün. Maalesef bunlar yeterli olmadı kızım için. Yani olmadı, bunlar yeterli. Çünkü daha geniş bir tedavi lazım bu kıza. İnegöl'de bir mobilya firmasında asgari ücretle çalışan baba Abdullah Yusuf'un anne Mine Şevki'yi her gün Bursa'ya götürüp getirmesi gerekiyordu. Ancak ailenin maddi imkanları buna el vermedi. 40 günlük tedavi sürecinin ardından baba Abdullah Yusuf kızı Medine'yi tedavisi tamamlanamadan kendi isteğiyle hastaneden taburcu etmek zorunda kaldı. Çünkü oradaki tedavi yeterli olmadı. Yani daha geniş tedavi istiyor. Doktor da dedi bunu bize. Daha geniş bir tedavi istiyor. Onun için kendi sorumluluğuma ben imzamı attım. Ben çıkarttım onu hastaneden. Tabii maddi yetersizlik de var demişler. Evet, maddi yetersizlik olduğu için zaten çıkarttık. Daha geniş yerlere, daha özel hastanelere götüremedik yani. İşte bu haberi 31 Ağustos 2016 tarihinde Süper Kanal TV ekranlarında taşınmamızın ardından beklenen destek İnegöl Belediyesi'nden geldi. İşte bir destek bize hani... İnegöl'ün halkından bir destek bize. Türkmen Aileyi Evi'nde ziyaret eden Belediye Başkan Yardımcısı Gülhan Şahin, minik Medine Nur'un tedavisi için gereken desteği İnegöl Belediyesi'nin vereceğini söyledi.